program 11 küçük eşit 10 ifadesini sağlamadığı için for'un dışına çıkmış oldu. Şimdi burada mesela diyelim x değerini yazdırmak istedik. Şöyle diyelim. Çıkınca diyelim. Çıkınca x ne oldu acaba diye merak ediyoruz. Bu şekilde yazdırmak istedik. Şurada gördüğünüz gibi x hata verdi. Cannot be resolved to a variable dedi. Herhangi bir değişkene karşılık gelmiyor. Ya burada bir x oluşturacağız. Veya işte yeni bir x oluşturmaya bağlı öneriler sunuyor bize. Burada for döngüsünde belirlemiş olduğumuz integer x bu for bloğu için geçerli sadece. Yani for'un küme parantezleri arasında kullanabileceğimiz bir değişken. Neden? Çünkü belirlemeyi burada yaptık. Dışarıda da kullanacağımız bir değişken ise şöyle yapardık. Int x'i burada belirlerdik. Bu durumda for'un içerisinde declaration dediğimiz yani x'in bir integer olduğunu belirleme kısmını oraya katmazdık. Gördüğünüz gibi burada şimdi programdaki bütün x'ler aynı x'e karşılık geliyor. Fakat for'un başında x'i sıfıra eşitlediğimiz için burada biz x'i for'dan önce herhangi bir yerde 11'e eşitlemiş olsak da hatta 11 demeyelim onu. Şimdi aşağıdaki de 11 olacak. Kafa karışıklığına yol açmasın. Mesela 15'e eşitledik diyelim. For'dan öncekini de yazdıralım hatta şöyle. Çıkıncadan bu sefer önce diyelim. Çalıştıralım. Şimdi burada konsolu biraz yükseltip bakıyoruz. Önce 15. For'a girdik. 0'dan 10'a kadar yazdırdı. For'da x en son 11'e eşit olduğu için çıkınca dan sonra bu sefer 11 yazdı. Gördüğünüz üzere süremizi de aşmışız. Bu aralar 15 dakikalık bir sınırım var YouTube'da. Bir tane işte Yalan Dünya dizisinden ufak bir kesit yüklemiştim internete. Onun yüzünden bir şey olmuş. YouTube'da böyle hani copyrighted şey olarak onu görmüş. Şikayet olarak ya da geldi mi bilmiyorum nasıl oldu. O yüzden hani şimdilik 15 dakika üzeri şey upload edemiyorum. O yüzden arada kontrol ediyorum burada. Neyse videoyu video düzenleme programıyla kesmek gerekecek. Her neyse. Burada birazcık programımız da bozuldu galiba. Ne olduysa. Geldi. Neyse o zaman biraz daha devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi burada integerları ait oldukları kontekstlere göre belirlemişti. Int x demiştik yukarıda. Bu integer x for'un içerisindeki x ile aynı x. Yani bu x'e zaten bir defa bastığımız zaman Eclipse aynı kullanılan x'leri bize gösteriyor. Bu x'lerin hepsi aynı x demek istiyor bize. Bu şekilde göstererek. Onun dışında mesela ne yapalım? For döngüsünü kullanarak daha farklı bir şeyler yapmaya çalışalım. İç içe iki tane for döngüsü yapalım mesela. O da değişik bir kullanım. Onu nerede kullanmamız gerekir mesela? Şöyle bir şey düşünelim. 1'den 10'a kadar sayılar içerisinde. Her aralıktaki sayıları yazmak istiyoruz. Gerçi bu tabir tam doğru olmadı. Yani bir satıra 1'den 10'a kadar sayıları yazacağız. Alttaki satıra 2'den 10'a kadar, 3'ten 10'a kadar bu şekilde giden bir şey yapmak istiyoruz. Bunun için yine tabii bir for döngüsü kullanacağız. Şimdi satır numaraları için bahsedelim. İlk satıra ben 0 satırı diyeyim. Ve 10 tane satır olacak aşağı alt alta. En sonuncu satırda 9. satır olmuş olacak. Hatta eşit de diyebiliriz burada. Ve i'yi arttırarak ilerliyor olacağız. Şimdiye kadar yaptığımız döngülerin hepsi tek bir döngüden ibaretti. Şimdiki döngümüz iki adet döngünün iç içe yer almasıyla oluşacak. Şimdi burada ne yapmak istiyoruz onu bir düşünelim. Başlangıç ifademiz var mı? Varsa nedir? Burada ayrı bir tabii integer kullanacağız. N diyelim buna da. Fakat N değeri sıfırdan başlamayacak. Çünkü eğer sıfırdan başlarsa şöyle bir yapalım hatta görelim.
N 0'dan 10'a eşit oluncaya kadar diyelim. N'yi de arttıralım. Burada gördüğünüz gibi for döngülerini iç içe yazdım. For dedim. İşlem parantezinin içerisinde ayrı bir for var. Ve yapmak istediğim işlem, pardon, System.out.println N, elen'i silelim hatta yan yana yazdırsın. N dedim. Artı diyeyim bir boşluk bırakayım ki daha düzgün gözüksün sayılar. Yan yana yazdık, yan yana yazdık. Tamam, bittiği zaman yani bu for döngüsü bir satırdaki sayıları yazdırıyor. Şu an 0'dan 10'a kadar sayıları yazdırdım. Aralarında birer boşluk bırakarak. Bu işlem bittikten sonra alt satıra geçmek istiyorum. System.out.println'i boş bir şekilde parametresiz kullanırsam alt satıra geçmeye yarıyor. Yani burada yaptığımız ne? I eşittir 0 için ilk satırı yaptık, yazdık. System.out.println'le alt satıra geçtik. Bunu bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bundan 10 adet mevcut. Yani 10 defa 0'dan 10'a kadar olan sayıları yazdık. Bu şekilde bir şey oluşturduk yapı. Fakat benim istediğim bu değildi aslında. İlk satırda tamam 0'dan başlayalım. İkinci satırda 1'den başlayalım istiyorum. Burada n'i 0'a değil de i'ye eşitlersek eğer. Hatta şöyle yapalım isterseniz önce. Az önce yaptığımı geri alıyorum. Buraya her satırın başına SYS boşluk dedim. System.out.println. Hatta print diyelim daha doğru düzgün gözüksün. Buraya satır no diyelim. Artı deyip burada i yazdıralım. Ve daha sonrasında sayılar geldiği için şöyle bir ok gibi bir şey yapalım. Şimdi çalıştırdım da. Gördüğünüz gibi satır no 0'dan 10'a kadar gidiyor. Yani i değerini yazdırdım. Benim aslında satır no'daki sayı i değeri başlamak istediğim değer. Yani içteki döngüde n 0'dan başlamak yerine i'den başlamak istiyorum aslında ben. Bunu bu şekilde değiştirelim, başlatalım. Gördüğünüz gibi bu sefer 0'dan 10'a kadar, 1'den 10'a kadar, 2'den 10'a kadar ve en son 10'dan 10'a kadar yazdık. Sadece 10 değerini görüyoruz. Bu işte satır no'yu ondan bahsetmek için yazmıştık zaten silebiliriz de. Bu şekilde işte bir üçgen yapı oluşmuş oldu. Saydığımız son sayıyı arttırmak istersek içteki for döngüsünün sayısını mesela 20 yapabiliriz. O zaman en son satırda 10'dan 20'ye kadar olacak sayılar. Bu şekilde hani üçgenin biraz daha kesik bir versiyonu. Eğer başladığımız sayıyı değiştirmek istiyorsak yukarıdaki i'nin değerini değiştirmemiz lazım. Dıştaki for döngüsünde i'yi 5 yaparsak mesela her seferinde bu sefer 5'ten başlayacağız. Ve 5'ten 10'a kadar satırlar olduğu için satır sayısı da azaldı. Satır sayısını arttırmak için buradaki yukarıdaki değeri arttırabilirdik. Bu zaman bu sefer gördüğünüz gibi satır sayısı da artmış oldu. Bu şekilde hani iç içe for döngüleri kullanmamız da mümkün. Ve bazı yerlerde gerçekten sık sık karşılaşılan, bayağı kullanılan bir şey. İç içe for döngüleri. 2 tane, 3 tane, daha fazla da olabilir. Çeşitli veri yapılarında bazı işlemler yaparken veya onları bazı değerlere eşitlerken bayağı sık kullanılan bir şey. Onu da ileriki derslerimizde yine görüyor olacağız. Bunlarla hani birazcık oynayarak farklı farklı şeyler yapmamız mümkün. For döngülerini kullanarak. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.